Osmanlı'da yaşamış en büyük üç bilim adamı. Şimdi en büyük kime nazaran en büyük? Osmanlı'ya nazaran mı en büyük? Çünkü Osmanlı'da bilim adamı yok. Yani, en büyük, en büyük derseniz işte şeyle başlamamız lazım. Hüseyin Tevfik Paşa ile başlamamız lazım. Hüseyin Tevfik Paşa'dan sonra bana sorarsanız Katip Çelebi gelir. Orada tarihçi olarak önemli bir adamdır. Onun da yaptığı, en iyi yaptığı şey bir bibliografyadır. Keşf-i Zünun'dur. Değil mi? Bunları söyledikten sonra şey bitiyor. Yani Evliya Çelebi var. Evliya Çelebi çok iyi bir coğrafyacı, çok iyi bir gözlemci. İşte üç tane adam say derseniz bana Hüseyin Tevfik Paşa gelir. Arkasından Evliya Çelebi gelir. Arkasından Katip Çelebi gelir. Üç tane adam. Orijinal düşünebilen adamlar bunlar. Onun da bir tane yok. Yani tesadüf üç tane söyle demişsiniz. Dört tane söyle deseydiniz dördüncü yok. Üç tane adam var Osmanlı'da. Buna mukabil Anadolu topraklarında yetişmiş çok adam var. Yani ben ki bunlar yalnız Anadolu'nun büyük adamları değil, bütün dünyanın en büyük adamları bunlar. Tales, Anaximandros, Heraklitos. Bu üçü işte bizim bugünkü modern bilimimizi yaratan insanlar. Bütün bilimi dünyada.